Social Media geçiyor. Biz sadece işin bu medyanın yaptığı yayıcılık kısmı ile ilgili mümkün olduğunca prosedürleri ve yaşanan uygulamaları paylaşmaya çalışacağız. Çünkü çok geniş, çok geniş bir alan. Özellikle radyo televizyon üst kurulunu ilgilendiren boyutları ben mümkün olduğunca uygulamalarıyla paylaşmaya çalışacağım. Üst kurulumuzun malumuz olduğu üzere anayasal bir kuruluş. 6112 sayılı görev ve yetkilerimizi tanımlayan yasamız çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şimdi internetteki bu gelişmelerle birlikte doğal olarak Türkiye'de daha öncesinde uydu, kablo ortamından radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak internet ortamından yapılan yayınlarla birlikte böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığı hasıl oldu ve bununla birlikte 2018 yılında 6112 sayılı yasaya 29A maddesi yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu başlığı adı altında bir madde eklendi. Bu maddeyle birlikte radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti yayıncılığı, yayın hizmeti veren bu alanda yayıncılık yapan ya da yapmak isteyen kişi ve kuruluşların hangi şartlarda ne yapması gerektiğine dair bir takım düzenlemeler getirildi 2018 yılında. Tabii yasada bir yönetmelik de çıkarılması gerektiğine dair bir madde vardı. 2019 yılının Ağustos ayında da ilgili yönetmelik çıkarıldı. Yönetmeliğin paydaşlarından biri biziz, biri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı kurumu. 2019 yılının Ağustos ayı ile birlikte biz radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti veren, vermek isteyen kuruluşlarla ilgili lisanslama ve ayrıca bu kuruluşların yaptığı yayınları ileten platformlara da yayın iletim yetkisi vermeye başladık. Aynı zamanda lisans verdiğimiz, iletim yetkisi verdiğimiz kuruluşların da denetlemesine tabii ki başladık. Şimdi internet yayıncılığının yeni bir alan olması ve bu alanda yapılacak tabii yayınların özendirilmesi ile ilgili bir takım çalışmalara şimdi doğrusu ihtiyaç vardı. Çünkü yeni bir alan, insanlar yayın yapıyor ama yani şöyle bir yaklaşım tarzı vardı. Hala da aslında bunun bir takım yansımalarını görüyoruz. Ya işte değişik mecralarda ya da kendi URL adresinde bir yayın yapıyor ama bunun bir yayın olduğu, bunun bir işte bir takım düzenlemelere tabi olduğuna ilişkin böyle bazen bu hassasiyetin çok fazla olmadığına çokça şahit oldum. Aslında bu farkındalığı biraz yaratmak, biraz bunu özendirmek amacıyla biz de ilgili yönetmeliğin çıktığı 2019 yılından itibaren böyle tabiri caizse çok radikal bir şekilde değil ama tedrici bir şekilde biraz özendirerek, biraz yardımcı olmaya çalışarak uygulamalara başladık. Ne yaptık? Örneğin hem yasal altyapısını sağlayarak hem de biraz da yöneticilerimizin olaya sağduyulu ve ılımlı yaklaşımlar ile birlikte. Şimdi mevcut da bir kere kablo uydu ortamından yayın, bir de karasal ortamdan yayın yapan mevcutta kuruluşlarımız var. Şimdi bunların internetten yapmış oldukları, yapmaya devam ettikleri yayınlarla ilgili yasada bir düzenleme yapmak suretiyle bu kuruluşlara dilekçeyle müracaat etmeleri, eş zamanlı yayın yapmaları ve mevcut lisanslarının süresiyle sınırlı olmak şartıyla doğrudan zaten internet yayın izni verdik. İkincisi, mevcutta yayında olan bir takım internet siteleri var, URL adresleri var. Bunlara da özellikle yayında olan o dönemde 2019'da mevcutta hala hazırda yayında olanlara da yine hakeza bir geçiş süresi tanındı. Lisans ya da işte iletişim yetkisi müracaatında bulunmak üzere. Yine sağladığımız kolaylıklardan birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Şimdi uydu, karasal ve kablo ortamından lisans almak için bir takım ücretler alınıyor doğal olarak bir kamu kuruluşu olarak. Mesela internetle ilgili aslında alınan ücretler diğer ücretlere göre oldukça sembolik ve yani minimum ölçekte tutulmaya çalışıldı.
ücretler konusunda çok cazip. Ya bu biraz dediğim gibi özendirmek, bu geçiş süreçlerini daha sağlıklı, özellikle gerçekleştirebilmek adına yapılan düzenlemeler. Bir de tabii bu yönetmelikten sonra yayın yapmaya başlayan ve bizim resen ya da şikayet üzerine tespit ettiğimiz internet alan adları var, internet siteleri var. Yine mesela burada doğrudan tespit ettik, hemen erişim engeli veren şeklinde bir uygulamaya taviz ise başvurma. Yasada öngörüldüğü şekilde bu işte birazdan zaten onun detaylarını anlatacağım. Ben kolaylıkları hani anlatmak bağımından önce bir başlık vermek istiyorum. Yine bu internet sitelerinde ya da kuruluşlara müracaat etmeyeli, işte bir taahhütte bulunmalı, lisans alacağım şeklinde. Aynı zamanda işte 3 aylık ücretin de peşin yatırmalar halinde üst kurulumuzun verdiği karar doğrultusunda 3 ay, hatta 2 kereye mahsus olmak üzere toplamda 6 ay geçici bir yayın, aslında diyelim buna, yayın hakkı veriyoruz. Bu 6 ay, toplam 6 ay lisans almak için kuruluşun yürütmesi gereken süreçlerin tamamlanmasına yönelik öngörülen bir süreç. Bu süreçte gerçekten yayın hizmeti vermek isteyen, ister radyo, televizyon ya da isteğe bağlı yayın hizmeti vermek isteyen kuruluşlar zaten müracaatlarını yapıyor, biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ama 6 ayın sonunda eğer bu süreçleri tamamlamazsa, yani artık hani tabiri caizse öyle bir irade göremezsek, doğal olarak yasadan gelen yetkilerimizle birlikte erişim engeli gibi tedbirlere müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu dediğim kolaylıklar sayesinde açık ve net söyleyeyim. Tabii çok daha yeni aslında, işte 3 yıllık bir geçmişi var. Uluslararası anlamda da baktığınız zaman bu lisanslama, yani biraz böyle biraz Türkiye'ye has yönleri olan da bir lisanslama rejimimiz var. Ama buna rağmen ben çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Nitekim başlarken çok insanın biraz karamsar olduğu, ya bu büyük kuruluşlar da var. Yani başkanım biraz önce konuşmasında Orhan Başkan ifade etmedi ama ister istemez ifade etmek durumunda kalıyoruz. Mesela bir Netflix gibi, Amazon Prime gibi, bunlar yani normalde lisans almaya çok yanaşmazlar denmesine rağmen biraz dediğim bu olanakların, imkanların biraz da özellikle gerçekten bu konuda üst yönetimimizin çok ılımlı, çok yapıcı bir yaklaşım var. Sayesinde bu kuruluşlarla ikili görüşmeler de biraz dediğim gibi üstüne eklenince lisans örneğin lisanslandı. Yani yerli kuruluşlarımız ya da uluslararası kuruluşların bu konudaki geldiği noktayı gördüğümüzde lisanslama konusunda işin doğrusu başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çıkarılan kanun ve yönetmelik doğrultusunda dediğimiz şimdi 3 tane lisans, 3 lisans ve 1 yetki yetkisi veriyoruz. Biri TV, internet ortamından TV lisansı, internet ortamından radyo lisansı ve isteğe bağlı yayın hizmeti dediğimiz bir lisans veriyoruz. Ayrıca internet, radyo ve isteğe bağlı yayın hizmetini sunan kuruluşların yayınlarını iletildiği platformlara da iletim yetkisi verdiğimizi ifade edeyim. İnternet ortamından bugüne kadar 8 televizyon lisansı için 28 isteğe bağlı yayın hizmeti sunan kuruluşlara toplam 38 adet lisans verdik. Ayrıca yayın iletim hizmeti sunan platformlara da toplamda 18 tane iletim yetkisi vermiş bulunmaktayız. Biraz önce anlattığım gibi mevcut da yayıncı olan uydu, kablo ya da karasalda tabii en çok yekün aslında onlar da, onlarla ilgili rakamları da paylaşmak istiyorum. Mevcut hala hazırda 2019'da dediğim gibi uydu, kablo ya da karasal ortamından radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayın hizmeti sunan kuruluşlarımıza, Türkiye'de yayıncı kuruluşlarımıza, bunlar yerel ya da ulusal fark etmiyor. Toplamda bize müracaat edenlerin sayılarını veriyorum. 639 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluş internetten yayın izni için bize müracaatta bulunmuş. 263 adet televizyon yayını sunmak için müracaat eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşumuz var. Yine 2 tane de isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için müracaat eden mevcutta lisansı olan kuruluşumuz var. Bunlara izinlerini vermiş bulunmaktayız.
Şimdi esasında bunlarla birlikte bir başka konu daha var ki, yani çokça bizi uğraştıran, ister istemez belli süreçleri olan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. İnternet ortamından yapılan izinsiz yayınlar. Şimdi gerçek yayıncılarla ilgili süreci anlattım. Orada zaten çok fazla bir sorumuz yok. Şimdi dediğim gibi resen ya da şikayet üzerinden çoklukla işte URL adresleri, internet siteleri üzerinden yayın yapan, yayın yaptığını bilen var, bilmeyen var gerçekten. Hani iyi niyetli olarak bunu değerlendiriyorum ben. Yapan kuruluşlar ya da yayınlar tespit edildiği andan itibaren bununla ilgili bir prosedürümüz var. Onu kısaca anlatmak istiyorum. 29A maddesi ve internet yönetmeliğimizin 10 ve 11. maddeleri bir lisans yani yayın hizmeti sunan bir de iletişim hizmeti sunanlarla ilgili tespit ettikten sonra özellikle bunların lisans alması ya da iletişim yetkisi alması gerekip gerekmediğine dair uzmanlarımız tarafından öncelikle bunun bir raporu hazırlanır. Evet, buradan bir yayın hizmeti sunuluyor diye. Ya da hayır, burada bir yayın hizmeti yok. Sadece dediğim gibi internet sitesi olarak devam ediyor hizmetlerine şeklinde. Yayın hizmeti sunduğu tespiti yapılan internet siteleriyle ilgili üst kurulumuz tarafından 72 saatlik bir duyuruya çıkıyoruz. Duyurunun mahiyeti ve içeriği de şu: ilgili internet sitesine, bu radyo televizyon üst kurulumuzun internet sitesine yayınlanıyor duyuru. 72 saat içerisinde talep etmesi halinde lisans için ya da iletişim yetkisi için müracaat edebileceği, etmesi gerektiği daha doğrusu etmesi halinde işte bir dilekçe, dediğim gibi taahhütte bulunması lisans alacağına dair, 3 aylık ücretin de peşin yatırılması halinde lisans işlemlerinin yürütüleceği ve yayınlarına devam edebileceği ya da platform hizmetine devam edebileceği, ancak 72 saatlik süre zarfında müracaat etmemesi halinde erişim engeli veya içeriği çıkarılması tedbirinin uygulanacağı yönünde internet sitemizden bir duyuruya çıkıyoruz. Dediğim gibi bu üst kurul kararı ile gerçekleşen bir çalışmamız. 72 saatin içerisinde ilgili internet sitesinin yetkilisi, kişi bile olsa, illa aslında bir şirket de değil, yayın yapan kişi ilk etapta yani kendi adına bile müracaat edebiliyor. Müracaat edip bu şartları taşıması halinde dediğim gibi biz 3 ay artı 3 ay olmak üzere toplamda 6 ay yayınlarına müsaade ediyoruz. Tabi bu süre zarfında bu 6 ayın korunmasının nedeni dediğim gibi yayınların kesilmesin ama lisansla ilgili de süreçleri yürütsün. Yani bir takım prosedürler var, bunları gerçekleştirebilsin şeklinde. 72 saat dediğim gibi müracaat etmesi halinde 6 aylık süre zaten başlıyor. Etmemesi halinde üst kurulumuzdan aldığımız yetki çerçevesinde dediğim gibi sulh ceza hakimliğinden ilgili internet sitesi ve URL adresine erişimin engellenmesi ya içeriğin çıkarılması yönünde müracaatımızı yapıyoruz ve ilgili sulh ceza hakimliği zaten 24 saat içerisinde konuyla ilgili tedbiri alıp uygulamak üzere erişim engelleyicileri birliğine gönderiyor. Bizim sürecimiz bu şekilde dediğim gibi. Ben şimdi son olarak son ifadelerimi aktarmadan önce bugüne kadar, 2019 yılından bugüne kadar işlem yaptığımız aslında URL adresi sayılarını da vermek istiyorum. Dediğim gibi resen veya şikayet üzerine bugüne kadar yaklaşık 3 yılın süre zarfında 458 URL adresine işlem başlattık. Bunların 131'inin yayıncılık hizmeti verdiği uzmanlarımızın raporlarıyla tespit edildiği için 72 saatlik duyuruya çıktık. Ve bu duyuruya çıktığımız URL adreslerinden de 37'si hakkında erişim engeli talebinde bulunmak zorunda kaldık diyelim. Yani çok istediğimiz bir şey değil aslında. 37'nin haricinde kalan sayıya giren URL adresleri lisans işlemlerini yürüttü.
ve sonuçlandırmış olan URL adresleri. Şimdi Orhan Başkanımız Orhan Özdemir Başkanımız yine konuşmalarında ifade ettiler. Ben son olarak şunu ifade edeyim. Şimdi yani internet yayıncılığı ile ilgili işte zaman zaman ya işte internet lisans alması gerekir mi, gerekmez mi? Neden bu kadar bu konu üzerinde duruluyor şeklinde böyle bir bazen eleştiriler yapılabiliyor. Şimdi bizim yaklaşım tarzımızı şöyle ifade edeyim. Anayasal bir kuruluşuz. Anayasada elbette ifade ve iletişim özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü 26. maddesinde ifade edildiği şekliyle söylüyorum. Bunlarla birlikte aynı maddede, aynı şekilde bir takım bunun kurallara, düzenlemelere de bağlı tutulmasının, bir işte lisanslama ya da izne tabi tutulmasının da mümkün olduğunu, bunun yapılmasının ifade özgürlükleri kısıtlama anlamına gelmeyeceği ifade ediliyor. Biz de zaten bu hassasiyet doğrultusunda mümkün olduğunca mesela biraz önce anlattım. Örneğin 458 URL adresinden sadece 137'si yayıncılık hizmeti yapıyor. Bunlarla ilgili lisans ya da iletişim süreçlerinin yapılması gerekiyor şeklinde bir kanaate ulaştığımız için işlemleri yürüttük. Yani takdir edersiniz ki sonsuz bir özgürlük ne mümkün ne de doğru. Yani kainat üzerinde ve insanlık üzerinde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Olması halinde nasıl kaosların olacağını da herkes biliyor. Yani biz bu dengeyi, ince dengeyi, bu özgürlüklerle kamu düzeni arasındaki ince dengeyi, hassasiyeti gözetmek suretiyle mümkün olduğunca bu süreçleri yürütüyoruz. Mümkün olduğunca uygulamalarımız yani o ölçülük ilkesi, anayasada geçen ölçülük ilkesine çok ihlal etmemeye yönelik. Yani lisans alınması gereken yerlerde, lisans alındıktan sonra yapılan denetimlerde de bu ülke, bu ilkeye, ölçülük ilkesine mümkün olduğunca riayet etmeye çalışıyoruz. Ve ilk günden itibaren de çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde yürütmeye çalıştık. Süren bulduğumu bilmiyorum ama başkanım, ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer soru cevap aslında gelen soru olursa elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Soruları yazılı olarak da sonunda. Teşekkür ederim. İnternet lisansı müracaatında bulunan kuruluşlara veya mevcut yayıncılarımıza her türlü kolaylığı yaptığımızı anlıyorum ben. Yani burada gelirseniz Aydın Bey lisans noktasında herkese yardımcı olacak. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii biz rütük olarak geçmişte sadece rütük olarak değerlendirmek lazım. Sadece rütük değil, yani devlet olarak mevcut yayıncılarımızı korumak istiyoruz. Yani konvansiyonel yayıncılığın, internet yayıncılığında da var olmasını istiyoruz. Geçmişte mesela örnek verirsek, standart çözünürlüklü yayın vardı eskiden, SD diye teknik olarak tanımlanan. İşte HD teknolojisiyle birlikte yeni bir lisans alınması da oldu 2015'li yıllarda. Ama ne yaptık? Rütük olarak biz dedik ki ilave bir yük getirmeyelim yayıncılarımıza ve özendirelim dedik. İlk etapta 2014-19 yıllar arasında müracaat eden lisans olan yani standart çözünürlüklü lisans olan her yayıncıya HD yüksek çözünürlüklü yayın yapması için de herhangi bir bedel almadan bir lisans hakkı verdik. Nitekim biraz önce bir yusun dağıtını çizmek istiyorum. Aydın Bey de bahsetti. Şu anda bizim karasal ortamdan yayın hızı bulunan, boydu ve kablo ortamından, lisans bulunan 163'ü televizyon olmak üzere, 639'u radyo olmak üzere, iki tanesi de isteğe bağlı yayın hizmeti olmak üzere 904 yayıncımıza herhangi bir bedel ödemeden internetten de yayınlarını sunabilmelerini eş zamanlı olarak ücretsiz sağlıyoruz. Yani bu da büyük bir kolaylık aslında. Diyoruz ki biz internette de var olun istiyoruz. Şimdi malumunuz üzere 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir yasama yılına başlayacak. Genel kurulun ilk gündem maddesinde kamuoyunda dezenformasyon ve mücadele yasası olarak bilinen basın kanunu ile basın bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak. Kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılacak düzenleme ile medyada dezenformasyon yönelik yeni tedbirler alınmış olacak.
Şimdi ikinci konuşmacımız ATV Ankara temsilcisi Şefler Bursal'dan konuyla ilgili birkaç soru değerlendirmelerini almak isterim. Kamuoyu, medya kaynaklı manipülatif haber ve yanlış bilgilendirmelere çok fazla dezenformasyona maruz kalmaktadır. Bunun en büyük örneği de pandemi sürecinde yaşadık hep birlikte. Şahit olduk. Hukuki yaptırımlar uygulamak dışında dezenformasyonla mücadelede amacıyla ne gibi tedbirler alınabilir? Kamuoyunun dezenformasyonla mücadele konusunda bilinçlendirmesine yönelik medya kuruluşları nasıl bir çalışma yapmalıdır? Bir medya temsilcisi olarak sizlerden bu konuda bilgilerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle tabii iyi niyet bugün ben biraz kendimize batıracağım burada konuşmacılar arasında meslekten olduğum için. Ve tabii ki batırırken de tabii ki hem hakkaniyetli hem de gerçekçi olmaya çalışacağım. Çünkü hepimiz bu konudan zaman zaman şu kadar ya da bu kadar hem mağdur olan tarafız aynı zamanda sadece mesleği medya mensubu olmak olan bu salondaki bütün dostlarla beraber herhalde hepimiz de bundan en fazla şikayetçi olan taraftayız ki burada zaten toplanmamızın sebebi de buna bunun çözümü için nasıl katkıda bulunabiliriz onu konuşacağız. Öncelikle ben bir selam vermek istiyorum. Sayın Süleyman Başkan'a öncelikle ve iki çok değerli derneğe, federasyona böyle bir çalışmayı burada düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Böyle hani Rütük şimdi ağırlıklı olarak Rütükçüler burada, Rütük mensupları. Böyle hani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu biraz böyle cezacı ve sürekli ceza kesen bir kurul olarak düşünenlere de burada aslında çok güzel bir cevap oluyor bu. Böylesine önemli mesleği ilgilendiren, yani küçüklü büyüklü bütün meslektaşlarımızı da ilgilendiren bir konuda böylesine önemli bir birlikteliğe ön ayak olduğumuz için öncelikle gerçekten Radyo Televizyon Üst Kurulu'na kurul olarak da teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Ebubekir Bey olmak üzere. Ve burada özel bir merhaba da Sayın Rütük Başkan Vekili bugün Orhan abim ama benim abimdir meslekte. Kıdemli üstadım önce şimdi de tabii ki masanın bir tarafında o bir tarafında ben böyle beraberiz. Bu anlamda biraz önce söylediği sözlerin de hepsini altına imza attım. Çok kıymetli ifadelerde bulundu. Bir de tabii ki şimdi geldiler kendileri bizim hem meslektaşımız hem de bir dönem mecliste gazeteci olarak da bulunmuş. Zeynep Fatih Sayıtları hoş geldiniz diyorum efendim. Ve tabii ki Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın pek çok ülkesinden bugün bizlerle olan burada bütün değerli meslektaşlarımı aralarında çoğunuzu birebir de tanıyorum. Ve ne güzel ki böyle dostlarla görüşmeme de sebep olduğu için Süleyman Başkan'a bir daha teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Hemen ben bizimle ilgili mevzuya başlayayım Sayın Başkan müsaadenizle. Şimdi Süleyman Başkan bana bu konuda konuşur musun dediğinde yani ne desem, şimdi benim alanım dijital değil tabii. Ben önce mesleğimin 30. senesindeyim. Uzun bir bölümünü yazılı, şimdi de artık görsel bölümüne de televizyonda devam ettiriyorum. Ama tabii sosyal medyayı yok saymak, dijital alanı, mecrayı yok saymak mümkün değil ki bu konudaki en kötü örneklerden biriyim. Her şeye çok genç başlayıp hani kaçınılması olmadı, kaçınamayacağımız için daha sonra dahil olan bir gazeteciyim. Öncelikle dedim ki ya neresinden başlasam, ne anlatsam, bize anlatacağım tabii ama biraz araştırmalara da bakmak istedim. Dünyada durumuna, Türkiye'nin durumuna bakarken Oxford Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış 37 ülkede arkadaşlar ve her 100 kişiden yani sosyal medyayı, dijital alanda haberi takip eden kişiler olarak her 100 haber ya da kişiden kaçı yalan, kaçı doğru diye çok çarpıcı rakamlar var. Mesela Fransa'da %12 sadece yalan habere maruz kalanlar, Almanya'da %9, İngiltere'de %15, Türkiye'de kaç tahmin eder misiniz bilmiyorum ama Türkiye'de %49. Yani her iki kişiden biri maalesef
dijital alanda, sosyal medyada ki en fazla haber alma noktasında takip edilen maalesef alan, maalesef diyorum yanlış anlamayın, hani bu böyle bir sonuç olduğu için böyle bir sosyal medyadan alınan haberlerden %49'unun yalan olduğunu şeklinde bir araştırma sonucu var 37 ülke arasında yapılan araştırmada. Yani bu açıdan bakıldığında Sayın Orhan Karataş da söyledi, yani bu olay gerçekten sadece kamunun düzenleyeceği bir olay olmak çok öteliyorlar. Yani sadece bu konuda düzenleme yapmayı beklemek, yani devleti muhatap almak, sadece hükümetin, siyasetin bu konuda bir şey yapmasını beklemek çok yanlış. Bu konuda sivil toplum kuruluşları, işte bugün burada beraberiz, tabii ki meslektaşlar olarak gazeteciler, yani medya mensupları, genel anlamda gazetecilerken medya mensuplarını kastediyorum. Tabii ki bilim insanları, şirketler ve tabii ki bilişim şirketleri de bu konuda ne yapılması gerektiğine dair daha fazla çalışma yapılması gerektiğini çok açık ortaya çıkan sonuçlarda. Şimdi en fazla ne konularda manipülasyon yapılıyor ya da hangi dönemlerde yapılıyor diye şöyle bir baktığımızda karşımıza hemen zaten öncelikle siyaset çıkıyor. Seçim dönemlerinde özellikle manipülasyonların çok yapılmaya başlandığını, yapıldığını görüyoruz ki işte malum şimdi artık bir yıldan az bir süre kaldı seçimlere ve başladı. Yani Eylül itibariyle zaten bekliyorduk ama biraz da erken başladı. Manipülasyonlar başladı. Doğal afetler ki biraz önce söylediğim çok değerli konuşmacı Aydın Bey'de, salgın dönemleri, toplumu yakından ilgilendiren bütün konularda maalesef ve özellikle de hangi toplum olursa olsun, yani bu Müslüman, Hristiyan ya da işte Alman, Türk, yani toplumun sinir uçlarıyla oynanacak her konuda maalesef dezenformasyonun çok fazla yapıldığını da görüyoruz. Yani tabii ki biraz önce de söyledim, sosyal medyayı, dijital medyayı yok saymak saf dillik olur. Yani gerçeklerden çok uzak kalmak olur. Çünkü dediğim gibi artık insanlar haber almak için yazılı ya da görsel medyadan ya da işte radyodan ziyade sosyal mecraları tercih ediyorlar. Ama en çok tercih edilen mecranın da en fazla yanıltan mecra olduğunu da burada hepimiz herhalde hemfikiriz. Yani bir adım daha ileri gideceğim ve kirlilik savaşın aslında bir alanı gibi de kullanılıyor maalesef. Yani sosyal medya bir savaş meydanı gibi bir alana dönüyor. Burada siyaset mensupları bunun mağduru oluyor zaman zaman. Şirketler mağdur oluyor, kurumlar mağdur oluyor. Ve kişiler falan herhalde şu salonda sorsam tek tek hiç sosyal medyada böyle bir saldırıya uğradınız mı diye sorsam herhalde bana hayır diyecek tek bir insan çıkmaz. Yani bir anlamda itibarsızlaştırılmaya çalışıldığımız çokça oluyordur. Kara propaganda yapılıyor, tabii bunu da altını çizmek lazım. Ve milli güvenlik sorunu dedim ben, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. The Economist dergisi 2017 Kasım kapağını bu konuya ayırdı. Dedi ki, sosyal medya demokrasiyi tehdit mi ediyor başlığıyla çıktı. Burada aslında hani insanların kişisel olarak kendilerini ifade edebilme özgürlük alanı diye sunulan ya da başlayan bu mecra aslında bir anlamda tam tersine hep kişisel hem de ülkelerin demokrasiyi tehdit eder bir alanı haline geldiler. İşte 2009'da İran'da malum gösteriler var, muhalif gösteriler. Bir Twitter devrimi olarak yorumlandı. Yine 2011'de Arap Baharı diye anılan o süreci de Facebook devrimi olarak nitelendirildi, pazarlanıldı. Ve baktığımızda yani bir operasyon alanı, operasyon mecrası haline geldiğini görüyoruz. İşte devletlerin, diğer devletlerin iç işlerine karıştığı bir alan, toplumsal hassasiyet dediğim kırılma noktalarının çok kaşındığı bir ve karışıldığı bir, müdahale ettiği bir alan ve bence bu çok 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 önemli, terör örgütlerinin de maalesef ve maalesef bir anlamda propaganda aracı haline de geliyor zaman zaman bu sosyal medya alanları. Yani
Şimdi bu konuda Sayın Aydın Bey de anlattı neler yapılıyor, neler yapılacak. Şimdi Sayın Başkan da söyledi, 1 Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz da çıkarılması düşünülen ilk kanunlardan birisi bu kanun. Şimdi bakıyorsunuz belli yerlerde diyor ki efendim sansür geliyor. Valla şimdi kusura bakmasın, bu konuda yapılacak düzenlemeye sansür diyen ya art niyetlidir ya da başka bir niyeti vardır diyeyim. Yani asla ve asla böyle bir geniş alanı ilgilendiren bir konuda düzenlemenin yapılmamasını istemek ya da beklemek ya kötü niyetlidir, hiçbir şey değildir bana göre. Şimdi dünyada ne var? Şimdi sanıyorlar ki ya Türkiye'de eyvah işte medya baskı altında, işte buna sosyal medyadan da daha fazla müdahale ediliyor vesaire. Valla ben dünyaya baktım, kim ne yapmış diye. İşte 2017 yılında Almanya ceza kanununu değiştirmiş. Orada katalog suçları olarak 4 ayrı suç belirtmiş ve buna bir tanesi sonradan eklenmiş. İşte o eklenen de bu bizim konuştuğumuz konuyla ilgili. Bir tanesi terör suçları, diğeri cinsel suçlar ve pornografi, diğeri din ve vicdan özgürlüğü, ne hakaret ve yalan haber. Ve bu konu, yani bu katalog suçu haline gelmiş. Bu konu da artık ceza kanununda. Geliyorsunuz Fransa'ya, 2018 yılında bir mecliste yasa çıkmış. Burada özellikle seçim dönemlerinde seçim kampanyaları süresince hakimlere yetki verilmiş. Dermiş ki yalan haberi, sana yetki veriyorum, doğrudan kaldırabilirsin. Yani hiçbir başvuruya bile gerek kalmadan kaldırabilirsin diye hakimlere yetki verilmiş. Sadece böyle de değil. Bunu eğer ihlal eden olursa, kaldırılmazsa 1 yıl hapis cezası ve buna da uymuyorsa 75 bin euro da ceza getirmiş. Geliyorsunuz Yunanistan'a, hani bunlar özgürlükler ülkesi diye sunulduğu için bunlardan örnek veriyorum. 2021'de yine yanlış bilgi yayanlara 5 yıla kadar hapis cezası getirilmiş. Şimdi pardon yani Fransa, Yunanistan, Almanya'yı saydım size, işte o hani koskoca bu demokrasinin beşiği gösterilen bu ülkeler. Demek ki bu konuda bizden çok daha önce bu konuda bir düzenleme yapmışlar, yapma gereği duymuşlar. Yani burada dediğim gibi toplumun 7'den 77'ye her kesimini ilgilendiren mesleği ne olursa olsun, ya ev hanımı da olabilirsiniz, no name de olabilirsiniz, çocuk olabilirsiniz ki en fazla korunmaya muhtaç zaten yani kesin çocuklar olması gerekiyor. Ya bildiğiniz sosyal medya terörüne de bir anlamda maruz kalan ve savunmasız kalan herhalde kesin 1'den 77'ye hepimizi istisnasız ilgilendiriyor. Ya işte bizde de gezi olayları zamanı hatırlayın işte. Yani orada yapılan ciddi bir kirli bir dezenformasyon vardı. Burada polisin şiddet gösterdiğine dair çok önce çekilmiş görüntüler. İşte 2011'de bir deniz kazasında sırtından yaralanmış bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada sunuldu ve dendi ki işte polis geldi, vatandaşı böyle yaraladı. Aynı şey yine polisin yaptığına dair. Yine dönem o zaman başbakandı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılçeşme'deki mitingini hatırlayın arkadaşlar. Bizim kendi bir görsel olarak CNN International'dan bahsediyorum. Oradaki o kalabalığı hükümet karşıtı bir eylem şeklinde sundu ve bunu da sosyal medyada olabildiğince yaydılar da. En son işte İzmir depremi, benim de memleketim, orada bir deprem meydana geldi. Hepimizin canı, yani hepimizin içi acıdı. Tanıyalım. Çocuklar öldü, insanlar öldü, mağdur oldular. Orada iki tane bol hesap dediğine, sahte hesapta işte İzmir'in sosyo-kültürel ya da siyasal tercihinden ötürü böyle cezalandırıldığı, Allah tarafından böyle cezalandırıldığına dair herkesin sinir uçlarına dokunan o mesaj bir anda yayıldı ve işte herkesi bir infial yarattı bu tür kötü niyetli kişiler tarafından. Ya şimdi sosyolojik olarak bir araştırma yapılmış. Yalan haberin yayılma hızı, doğru haberin yayılma hızından 6 kat fazlaymış. Maalesef.
Yani bu nasıl bir ruh halidir? Hepimiz yapıyor muyuz bunu? Biz de yaptık mı? Kendimi de bazen sorguluyorum. Yani bilmeden acaba ben de bunun içine girdim mi? Çünkü hani bazen haberin tırnak içinde bizim terminolojimizde, mesleki şehvetinde kapılabiliriz bazen. Ve kaynağın doğruluğunu ya da haberin doğruluğunu araştırmadan belki biz de o heyecanla yapmış olabiliriz ama yani bu sonuç gerçekten beni çok tedirgin etti bu anlamda. Sosyal medya işte hayatımızın o kadar içinde ki yani hepimiz aslında sadece bizler de bizlerin kısmında mesleği gazetecilik olan medya mensubuyuz. Ama artık herkesin elinde şu işte telefonlarla herkes aynı zamanda hem okuyucu hem de yayıncı haline geldi. O yüzden de belki hani bu kontrolsüzlük de belki bu yüzden de daha fazla oldu. Bilinçlendirme anlamında herkesin üstüne bir şey var. Nedir? Herkes yani hepimizin illa bir yasa çıkıp da bunun cezası falan olmadan da öncelikle bir haberi gördüğümüzde yani normal vatandaş olanın ya da gazeteci olanın öncelikle kaynağına bakmak gerekiyor. Bize ben iletişim fakültesi mezunuyum. Okulda da bu öğretildi. Önce ilk bu işin bismillah ağası, alfabenin ağası haberin doğruluğunu araştıracaksın. Kaynağında hatta double check dediğimiz yabancı terminolojisiyle yani iki kere check edeceksin. Hatta daha fazla ediliyorsan daha fazla edeceksin. Öncelikle haberin kaynağı, haber doğru mu, kaynak doğru mu işte. Bugün ne ismi var saçma sapan isimlerle, fotoğrafı saçma sapan ya da gerçek olmayan isimlerle. Doğru olmayan, gerçek olmayan hesaplar üzerinden ciddi bir yani meydan savaşına döndürülmeye çalışılıyor maalesef bu mecra. Tabii dediğim gibi herkes kötü niyetli değil ama iyi niyetli de olsa dediğim gibi herkesin üzerine düşen bu anlamda şeyleri yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Genel noktada durum hakikaten ürkütücü hatta sınırı aştı. Ben şöyle diyorum, üretilmiş yalanlar doğruların ve gerçeğin önüne geçiyor zaman zaman. Ve maalesef işte biraz önce verdiğim örnekle çok da rağbet görüyor bu yalanlar. Ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu konuda maalesef intihar yaratıyor. Bu bazen sosyal alanda, bazen siyasal alanda, bazen ekonomi alanında, bazen kişisel alanda. Ki işte dediğim gibi ben de buna en fazla karşılaşan meslektaşlarımızdan biriyim. Yani benim fikrimi beğenmeyebilirsiniz. Yazdığım bir haberi beğenmeyebilirsiniz, yorumu beğenmeyebilirsiniz ama o konuyla ilgili her türlü eleştiriye, yani hakarete varmadığı sürece her türlü eleştiriye açık olduğumu ben her platformda söylüyorum. Tam tersine daha da faydalanılacağını düşünüyorum. Yani benim bakmadığım ya da görmediğim bir alanda belki bir eleştiri olumlu anlamda bana katkıda sunacak ama siz benim herhangi bir görüşümle değil, bunun altını özellikle çiziyorum çünkü kadın olduğum için burada kadın meslektaşlarım da var. Maalesef bu işin kadın cinsiyet tarafında olduğumuzda bu saldırılar daha da çirkinleşebiliyor. Kadınlığınız üzerinden size hakaretler ve artık küfürler her türlü saldırı daha da artıyor. Ve siz maalesef ve maalesef bunun için gidip bir yasal hakkınızı aramak istiyorsunuz ama karşınızda gerçek olmayan, olmayan bir şeyi neresine, kime şikayet edeceksiniz? Öncelikle yapılacak olan düzenlemelerde bunun devlet tarafından, kamu tarafından bunun düzenlenmesi gerekiyor tabii ki. Benim vatandaş olarak, gazeteci olarak ilk başta istediğimde ve rica ettiğimde budur. Lütfen karşınızda gerçek kişilerle biz bu anlamda muhatap olalım. Bana birisi hakaret ettiyse ben ona gerçekten ceza verilebilmesinin yolunun açık olmasını istiyorum. Ceza verir verilmez onu bilmem ama en azından karşımda ben gerçek bir muhatap istiyorum. Ve yapılacak olan düzenlemede de bence her şeyden önce bu konuda dikkatli olunmasını rica edeceğim. Ve şimdi hani ben burada sosyal medya falan dedim ama geleneksel medya olarak işte yazılı ve görsel medyada da biz de hataya düşüyoruz. Şöyle ki bazen işte bu sosyal medyada gündem olmuş, gerçek olmayan haberin peşine düşüp bizim kendi yazılı ya da görsel markalarımızın bir de tabii internet siteleri var.
Buralarda da haber olarak maalesef bazen kullanıp bu haberin daha çok insana yayılmasını da sağlıyoruz. Bu anlamda da bize de tabii ki önemli görevler düşüyor. Evet, ben sürem doldu sanırım. Daha sonra belki soru cevapla devam ederiz diye. Öncelikle yalan haberin peşine düşük bir çukura bakmayalım diyorum. Ve böyle bir konuda, böylesine önemli bir konuda öncelikle Türk İnternet Medya Birliği ve İMEF ve tabii ki RTÜK Birliği işbirliğinde böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapıldığı için ayrıca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve katılımlarınızla ötürü de ben de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Şevna Hanım. 37 ülkede yapılan çalışmada yalan haberlere dayalı yer aldığımız rakam çok üzücü aslında. Burada tabii medya kuruluşlarına, yani STK'lara da büyük görevler düşüyor. Dezenformasyon çok çalışma yaptığını, yapılması gerekiyor. Bu rakamlar da bize açık bir şekilde gösteriyor. Yasal düzenlemeler yapılıyor. Yani günün gelişmelerine göre de yapılması gerekecek. Mevcut düzenlemede de zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısıyla ilgili de bir takım düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Şu an mecliste genel kurula gelecek düzenlemede. Dezenformasyon yanında diğer önemli bir konusu da etik. Şimdi onunla ilgili itibar yönetimi, enstitüsü yönetimi kurulu başkanı Sayın Orhan Samas da söz vermek istiyorum. Kendisi internetin gelişmesiyle ilgili teknolojilerin yaygınlaşması için birçok faaliyeti de bulunmakta bildiğim kadarıyla. Ayrıca en son 5.sü düzenlenen Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı'nda düzenleme kurulu başkanlığını yürütüyor. Orhan Bey, internet medyasında karşılaşılan etik sorunlar nelerdir? İnternet medyasındaki etik sorunları haberciliğe ve okurlara olumsuz etkileri bulunmakta mıdır? Bu konularda değerlendirme yaparak başlayabilir miyiz herhalde? Teşekkür ediyorum Devlet Paşa. Ben de tüm hazırını saygıyla selamlıyorum. Timbir'in kuruluşuyla ilgili şu cümleyi kurmak istiyorum özellikle. Bazı şeyleri yaptığınız anda kıymetini çok anlayamayabilirsiniz. Yani farkında olmuyorsunuz ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızı. İMEF'in kuruluş döneminde ve gelişmelere şahit olan birisi olarak İnternet Medya Birliği'nin kurulmasını ülke itibarı açısından ve Şevlim Hanım'ın atıf yaptığı ülke güvenlik açısından kritik bir konu olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bir gelişimci ve son 12 yıldır da akademik düzeyde itibar çalışan bir kişi olarak şunu çok rahatlıkla gözlemliyorum. 95 yılında ilk internete bağlandığımda başkaları da internete bağlanmak istemişti ve bir gazeteci kulkiciye sordu, buna nasıl bağlanabileceğini değişik olarak bize sormuştu. O zaman tabii son 20 yılda yaşanan dijital devrim yaşanmadığı için kablolar üzerinden el yordamıyla bir telefon hattını bir modeme bağlayarak ve kendilerine bir telefon numarası verip onu tuşlandırarak, arattırarak derme çatma bir hani kabile ülkesi gibi yöntemlerle netice almaya çalışıyorduk ve o bilgi alanına erişim sağlanıyor. Ama şu an görüyoruz ki %95 seviyelerinde internet erişimleri oluşmuş. Fiziksel devlette, dijital devlette bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Doğal olarak bu dönüşüm medya ayağında da yaşanıyor. Her sektörü ilgilendirdiği gibi basın sektörünü, medya sektöründe bu dönüşüm doğrudan ilgilendiriyor ve etkiliyor. Yani şunu da gözlemliyorum. Bilişim ya da teknoloji olmasaydı, internet olmasaydı bu salondaki birçok kişi medya sektörüne adımını atamayacaktı. Çünkü yerleşik yapılar bu alanları elinde tutup yüksek maliyetli işler olduğu için finans gücüyle ülkenin itibarını etkileyecek cümleleri atabilecek cesarette tırnak içerisinde hükümet değiştirecek, ülkenin yönünü değiştirecek seviyede güç sahibi olmuşlardı. Bu güç, teknoloji ve bilişimle ve basınla, internet basınıyla bir anlamda el değiştirmişti. Bunları neden söylüyorum? Çünkü günün sonunda her şeyin
vardır yer itibar. Yani konuşuyoruz, yalan haberi, dezenformasyonu düzenlemeleri, bütün bunların varmak istediği yer aslında itibarı korumak, kollamak. Belki seviyede tutabilmek. Bir itibar yapılandırılan bilen bir kavram. Kendiliğinden de oluştuğu zannediyor ama aslında itibarı yönetenler, itibarını başarılı olanlar çoğunlukla bunu bilinçli bir şekilde bilerek isteyerek yapılandıran kişiler ya da kurumlar. Zaten basının yalan haberde, olumsuz haberdeki arka plandaki amaç da oradaki itibara zarar vermektir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğumlu bir bildiğinde görüntüyü alıp başka bir şey ekleyerek onu servis etmek kamuoyu nezdinde Cumhurbaşkanı'nın itibarına zarar vermeye çalışmaktır. Ben bazı konferanslarımda şunu söylerim, genelde hukukçulara hatırlıyorum. Burada da iki hukukçu var. Yani günlük hayatta arabayı yanlış bir yere park ettiğinizde hukukun her şeyini tanımamış. Kaldırdığından arabanın unutulduğuna kadar yiyeceğiniz cezanın hocam mikrofonu uzak kalıyorsun mikrofona. Ödeme sürelerine kadar şöyle sola biraz yaklaşayım. Ödeme sola. Evet, ödeme sürelerine kadar her şey tanımlamış durumda var. Bir kurum ya da bireyin en kıymetli varlığı olan itibara dair pek tanımlama ihtiyacı duymuyor. Tabii hukukçu arkadaşlarıma takılmak adına da şunu söylüyorum. Burayı bilerek çalışmıyorsunuz ki dava sayısı, karmaşa sayısı, problem sayısı artsın. Biz de onlarla uğraşalım. Yani bilişim savcılıkları kuruyoruz. Niye? Bilişimde bin tane problem çıkıyor ortaya. O problemleri savcılıklarımız çözüyor. Savcı çözebilmesi için avukata ihtiyacı var, hukukça ihtiyaç var. Derken vatandaş bilişim hukuk sarmalarıyla uğraşıp duruyor ve bizim dava sayılarımız ciddi anlamda yüksek olacak. Bunun için önerilik niteliğinde bizim acilen basın ilkeleri ve bu ilkelerin aşılması durumundaki yaptırımların hukuk anlamında düzenlenmesine ihtiyaç var. Yani yalan haber günlük hayatta ya da bir iftira, bir hakaret fiziksel ortamda yaşandığında bunun kartı cezalandırılması çok kısa. Ben mesela şu anda salondaki herhangi birine hakaret etsem çok rahatlıkla yarın başvuru yapıp ertesi gün süreci işletip birkaç ay içerisinde neticeye ulaşabilir. Ama bunu karşımdaki kişiye şu an burada Twitter'dan bir blog hesap üzerinde veya başka bir yerde yapsam geçmiş olsun yıllarca uğraşabilir. Burada devreye gelecek olan sonuçta hukuktur. Hukukun da tabii düzenlenmesi lazım. Şimdi ben internet haberciliği, etik ve itibar gibi üç tane sorumlu yüksek kavram üzerinden bir konuşma oluşturmaya çalıştım. Tabii notlarımı bilişimci olmama sebebiyle de teknoloji üzerinden tutuyorum. Bunun da bir itibarsızlık yansımaları da oluyor. Yani notları güncellerken telefona bakmanız kitle nezdinde ciddi bir ortamda mesaj cevaplıyor algısı oluşabiliyor. Veya gayri ciddi davranışlar şeklinde de anlaşılabiliyor. Bu örneği de şunu için veriyorum. Kuşaklar arası itibar kriterleri arasında da farklılıklar var. Ben mesela günlük hayatımda kağıdı sıfır seviyesinde kullanmaya çalışıyorum. Sebebi yaptığım iş gereği. Yani bir yandan elektronik imzayı anlatırken, bir yandan kayıtlı elektronik posta teknolojilerinde bilişimi anlatırken kendimin bunlara çok gelişmemem gerektiği sebebiyle ama bakıyorum ki ailemdeki kişiler dahil telefon elime aldığım zaman sıkıntı başlıyor. Yani tırnak içinde bir itibarsızlık süreci olabiliyor. Notlarında 95 yılında ilk internete bağlandığım senedeki duruma bakarak bugün geldiğimiz noktada çok şükür hem internete erişimde bir devrim yaşadık, içerik geliştirmede bir devrim yaşadık. Fakat bunun zeminini, hukuk zeminini oluşturmada yeterince istediğimiz seviyeye gelmedik. Onun için de önümüzdeki yasa döneminde yapılması gereken acil işlerden birisi bu hukuk düzenlemeleri tamamlamaktır. Çünkü ben ilk internet sitesini, 2000 haber sitesini 2001 yılında kurdum. Haberimiz.com diye.
bir girişimci olduğum için de hayatımdaki en facia projelerden birisi oldu. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. O dönemin kurumu olan basın enformasyon genel müdürlüğüne gitmiştim. Onlarla da görüştüm. Yani muhabir çalıştırmak istiyoruz. Yasal zemin yok. Kart veremiyoruz. İçeri almıyorlar. Evden çalışsa, evden çalışmak sosyal güvenlik kurumuna göre tanımıyor. Yani kaotik program orada. Bir şekilde bir yıl işi götürdüm. Bir yılın sonunda baktım ki bu işin bir kitlesi yok. Çünkü reklam gibi belli kanallar, belli finansmanlar oluşturmazsanız işte başarılı olma şansınız çok fazla yok. Yani günün sonunda dökülüyorsunuz. Ve 1,5 yıl sonra kapattık. Kapattığımızda da iş gitmedi. O dönem çalıştırdığımız basın mensuplarının tabi olduğu basın sigortasına özlük haklarının da enteresan yaptırımlar ve uygulamalarıyla karşılaştık. Onun için de bu iki düzenleme içerisinde hem dijital platformların kuralları hem de o platformlarda görev yapacak kişilerin haklarıyla ilgili düzenlemelerin aynı anda düşünülüp planlanması gerektiğini değerlendiriyorum. İtibar, kararlı, tutarlı, sabırlı bir süreç olduğunu söylüyoruz. Fakat medyanın bu sürece çok sabrı yok. Bir an önce manşetten vermek istiyor, bir an önce manşetten düşürmek istiyor kurumları yerine kitlede. Onun için itibarın birebir ilişki içinde olduğu ama kitlede aslında basın mensupları. Yani itibar oluştururken de, itibar zarar görürken de buradan en önemli konu basın mensuplarına düşüyor. Oradaki ilkeler sağlıklıysa, ilkeler varsa itibarlı bir topluma doğru ilerleme başlıyor. Diğer türlü birbirini itibarsızlaştıran bir toplumun itibarlı ülke elde etme şansı pek kalmıyor. İtibarlı ülke olmayınca da kişi başı geliri düştüğünü de görüyorsunuz. Yani itibarlı kurumların, itibarlı liderlerin, bireylerin olduğu ülkelerin daha zengin ülkeler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Burada hani basının, bireyin itibarla ilişkisi aslında bir üçgen gibi. Yani bir birey itibarlı olmak istiyorsa basın yollarını kullanmak zorunda. Çünkü itibarlı zemini tanınmaya, en azından tanınması lazım. İtibar edilmesi için. Biz de itibar edici olarak 2010 yılında bu kavramın ayrıntılarını ele almak, bu ayrıntılarla ilgili kamuoyu oluşturma, tarafları bir araya getirme amaçlı 5 uluslararası konferans yaptık. Yurt dışında bu konunun uzman olan isimleri, ülkemizdeki akademisyenleri davet ettik. Ve bir içerik ürettik. Bunu da YouTube'da ücretsiz olarak bulabiliyorsunuz. Bizim medyanın itibarını konuştuğumuzda şöyle bir engelimiz var yine. İtibar araştırmalarında, özellikle de mesleki itibar araştırmalarında basın kurumları maalesef itibarlı algılanmada sonlarda. Yani kurumsal sıralama yaptığınızda basınımızın itibarı pek iyi durumda değil, toplum nezdinde. Bu da basına olan güveni sorgulamamıza sebep oluyor açıkçası. Şimdi bu noktada hazır elimizde komersiyonel medyadan dijital medyaya geçiş var. Geçirmiş durumda. Buraları sağlıklı düzenlediğimiz zaman basının itibarını yükseltme imkanımız olur. Çünkü basının itibarı yükseldiğinde orada yapılan haberler, içerikler, duruş işte bireylerin itibarını da olumlu etkileyecektir. Buradan da bir itibarlı ülkeye oluşturma şansımız oluşur. Yani bir itibar ekosistemi, güven ekosistemi diyelim. Diğer türlü herkes elindeki gücü kullanır, basın elindeki gücünü kullanır, siyasetçi elindeki gücünü kullanır, sivil toplum kuruluşu elindeki gücü kullanır. Bu sefer o bahsettiğim itibarsız toplum, bir tırnak içinde sosyal çatışma, çatışma dersen kaba algılanacak da herkesin bildiğiyle didiştiği bir toplum. O zaman da işte bir sonraki adıma, yani ülkeyi bir sonraki adıma taşıma noktasında ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Dijital medyanın, yani yeni medyanın kuralsız bir medya olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bunu tabii devlet eliyle yapmaktan başka çaresi yok. İstediğimiz kadar
bu teknolojiyi iyi kullanalım, istediğimiz kadar yağ unsurlarını oluşturalım. Günün sonunda farklı bir güç gelir, bizi darmadan edelim. Korunacağımız, sığınacağımız yer her zaman hukuktur. Hukukun da bu noktada elinden geleni yapması acil bir ihtiyaçtır. Çünkü bilişim savcılıkları kurulduğunda da ben sektördeydim. Bugün bilişim savcılıklarındaki arkadaşlarımız var. Suç dosyalarına baktığımızda iş çığlığından çıkmaya doğru gidiyor. Aslında kamu kaynaklarını da kötü kullanmış oluyoruz bu sayede. Yani bir vatandaş uğramış olduğu bir eleştiri sebebiyle avukat, savcı, mahkeme buraya ayırdığı zaman, enerji. Aynı şekilde kamu görevlerinin mahkeme, duruşma, salon, kayıt buradaki masrafa devletin üzerine ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Burada bir tasarruf unsuru olarak da görebiliriz biz bu konuyu. Hatta oradaki insan kaynağımızı, insan gücümüzü, hukuk gücümüzü farklı alanlara kaydırarak hukukun hızlanmasına da katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Başkanım, burada medya, etik, itibar üçgeni söylediğim gibi her biri ayrıntılı, ayrıca ele alınması gereken bir konu ama hani son cümle olarak şunu söyleyebilirim. Nihayetinde medya iletişimi etik kuralları itibar ise bunların sonucunu. İtibar bir sonuçtur nihayetinde. Bizim medyamız belli ilkelerde belli bir zemine oturtulabilirse bu aynı zamanda bir bilinç seviyesidir. Mesela IMF bundan yaklaşık 6-7 yıl önce medya okur yazarlığı kursları var. Yani tarihi yanlış sözcü olabilirim ama ben onları çok önemsiyorum çünkü nihayetinde bu ilkelere maruz olan kitle o ilkelerin ne olduğundan, o platformların ne olduğundan haberdar değilse, bir medya okurluğu yazarlığı yoksa bu sefer ilke sahiplerini kendini ifade etmesi zorlaşıyor. Yani ilkesiz bir basın kuruluşunun bir haberi manipüle edip servis etmesiyle ilke sahibi bir kuruluşun onu toparlayıp servis etmesi arasındaki zaman kaybı bu sefer ilkeli basın kuruluşunun da itibar kaybına sebep oluyor. Yavaş gibi algılanıyor. Onun için kitlenin bazı şeyleri ayrıştırabilmesi için IMF'in gayet başarılı yaptığı bu medya okuryazarlığı kurslarını ÖTÜK'le başka kurumlar olabilir, tamamlandırıp devam ettirilmesinin de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu 20 yıllık dijital dönüşüm sürecinde geçmişle kıyaslandığında aslında attığımız adımların ne kadar olumlu ve büyük olduğunu biraz geçmişi bilince daha iyi algılıyoruz. Yani 95 yılında dial-up dediğimiz bağlantıyla bugün gelinen noktadaki teknolojilerin uluslararası teknolojilerle aynı seviyede olduğunu gördüğümüzde hepimizde bir takdir duygusu oluşuyor. Bu devrimi gerçekleştirilenler nezdinde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yalan haberden, dezenformasyondan en çok etkilenen kişi aslında ve uluslararası seviyede. Bu açıdan ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde yasal düzenlemeler radikal seviyede yapılacaktır. Çünkü artık çatışmalar dijital ortamda yaşanıyor, siber savaşlar dijital ortamda yaşanıyor. En son dün biliyorsunuz yani gazeteci olduğunu iddia edip terör örgütü mensupluğu yapmış bir kişi yani devletimize, polisimize saldırıp şehit verdik. Şimdi burada o dönemin yasaları daha anlamlı, daha milleti koruyucu seviyede olsaydı benim kanaatim o kişi dışarı çıkamazdı. Çıkmaması için de daha bizim kuralları ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü itibar ciddi bir iştir, ciddi kurallarla yönetilir. İtibarını yönetiyorum diyen kişiler genelde ciddi insanlar. Yani itibar hem basınıyla hem bireyle hem de kurumsal tarafta böyle lakaytlık ya da bakarız, sonra bakalım denecek bir konu değildir. 2001 yılında, 2002 yılında görüştüğümüz basın yayın enformasyon gelen durumu söylediği, bu konuda bir düzenleme yok, bu konuda çok bir şey yapacak durumda değiliz. Hani o personelin özünlük haklarına çok bir şey söyleyemeyiz. Sürecinden 20 yıl geçirmiş durumdayız. Bu
Onda aciliyete ihtiyaç var diyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tabii etik ve itibar medya üçgeni çok önemli. Ayrıca da değerlendirmesi gereken konulardan biri. Biz ana hatlarıyla bizi bilgilendirdiniz. Teşekkür ederiz. Bir de ben burada medya okur yazarlığından bahsettiniz. Başkan vekilimiz Orhan Bey'de bahsetti konuşmasında. Rütük olarak bizim çok önemsediğimiz bir konu. Bizim mevcut kanunumuzda da zaten 6.112 sayılı kanunumuz çerçevesinde de medya okur yazarlığının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapmak Rütük görevlendirmiş burada. Yani kanunen de böyle bir yükümlülüğümüz var. Bu kapsamda 2003 yılından beri çalışmalar yürütülüyor Rütük tarafından. Tabii buradaki en önemli aşama eğitim. Yani eğitimle başlıyor. Eğitim tabii gençler ve çocuklarla başlıyor öncelikli olarak da. Biz Rütük olarak bu yılların içerisinde derslerin güncellenmesi ve etkili şekilde yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla bir yeni bir protokol imzaladık. İşte protokol kapsamında bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim alan öğrencilere, bursiyerlere, öğretmen, yönetici ve velilere dönük medya okur yazarlığı, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığının önlemi yönelik seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum, söyleşi, panel çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz inşallah. Çünkü en öncelik çocuklarımızdan başlıyor. Şu anda ne yazık ki bu internet teknolojisi en büyük vurgunu genç bireyler, çocuk gençlik bireyler üzerinde etkin olur. İnşallah bu noktada da güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Şimdi de son sözü konuşmacımız kurucu yazar ve arabulucu avukat Cüneyt Altıparmak'a vermek istiyorum. Sayın Altıparmak, biraz önce de gündeme getirdiğimiz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan dezenformasyon ve mücadele yasasıyla getirilecek yeni hukuk düzenlemeler. Dezenformasyonla mücadele konusunda ne kadar etkin olabileceğini düşünüyorsunuz? Muhtemelen kanun incelemişsinizdir diye değerlendiriyorum. Yeterli olur mu? Buradan başlayarak değerlendirmelerde bulunursanız sevinirim. Başta tabii müsaadenizle Orhan Bey iki tane hukukçu bir yerde bir ufak bir sataşma sataşmada bulundu. Arabulucu olarak Şebnem Hanım da kabul etti yani sataşma olduğu. Muhtemelen herhalde bu konuya girer. Hukukçular sorunların olmasını isterler. Çünkü oradan bir şekilde yani sistem kuruluyor diye. Muhtemelen buna bir cevap verirsiniz herhalde. Ya ben bir cevap vereceğim. Yeterli olmasa sizden de destek. Şimdi sola kalmak konuşmalarda en tehlikeli ve en zor olanı. Çünkü birçok konu konuşuldu. Ben şimdi size yeni ne söyleyeceğim. Çok yeni bir şey söylemeyeceğim aslında. Bununla ilgili de bir fıkha anlatayım. İlk önce fıkhayla başlayayım. Adam civciv çalarken jandarmaya kalmış. Cebinde de civcivler götürmüşler. Tutturmuş avukatımı istiyorum. Yani her şey ortada. Suçüstü. Hakim en son kızmış demiş ya sen avukat ne diyecek demiş. Valla ben de bilmiyorum ne diyeceğim. Yani şimdi ben de size ne diyeceğim çok bilmiyorum. Yalan haber meselesi hıza artınca gündeme gelen bir konu. İlk yalan haberi kim söylemiş diye bir baktım. İkinci Ramses kardeşler dönerken savaşı kazandık diye arkadaşlarına demiş ki aman ama biz savaşı kazandık bununla ilgili tezgirata başlayın yoksa kendiniz iler. Bu imparatorluk da sarsılır diye. Dönüşte bunlar bu yalanı söylemişler. Aradan 2000 yıl geçmiş, biz Boğazköy'de kazı yapmışız ve Kadeş'e aslında Mısırlıları kaybettiğini öğrenmişiz. Şimdi 2000 yıllık bir yalanın kimseye zararı olmasın. Hatta kötü durumu da güçlendirebilir ama bir anlık iki gün sonra ortaya çıkan ve insanların düşüncelerini itiş eden ve bence artık düşünce özgürlüğüne de zarar verdiği konusunda herkesin tefik olduğu son adımı da Kaliforniya'da şeffaflık yasasıyla gündeme getiren, hatta Teksas'ta Teksas'ın 2010 yılında çıkardığı yasanın şu anda Supreme Court'ta olduğu bir Amerika'dan bahsediyoruz. Biraz önce Kıymet Üstad bize ufak bir nazirede bulundu. Tabii avukatlar taş mı yesin? Yani bizim de bir türlü uyuşmazlığa ve bu uyuşmazlıktan çıkan durumlarla ilgili yargı harekete geçirmek bir vekalet ücretine hak ettiğimizi düşünüyorum. Zira onları alamazsak biz gelip burada bu rahatlıkla konuşamayız. İşin şakası bir yana
Ben konunun avukatlar tarafından iyi anlaşıldığını ama yargı tarafından çok net anlaşılmadığını açtığım davalarda görüyorum. Ben Twitter'a bir dava açtım. Twitter'a niye dava açtım? Ben hala mahkemeye anlatamamış değilim. YouTube'a karşı bir dava açtım. YouTube'a açtığım davada şöyle bir ara karar kurdu mahkeme. Dedi ki YouTube'un sizin videolarınızı yayınlama gibi bir sorumluluğu yok. Bir zorunluluğu da yok. Onun için siz kanalınızın kapatılmasıyla ilgili benden iptal istiyorsunuz ama böyle bir zorunluluk olmadığı için ben bir tevfik kararı veremem. Ben de kendisine şunu dedim, siz yolda yürüyorsunuz, ben sizi arabaya aldım ve trafik kazası yaptım. Trafik kazası yaptığım zaman siz benden tazminat istiyorsunuz, buna biz hatır taşıması diyoruz. Siz benden tazminat istiyorsunuz bu konuyla ilgili. Bunu neye dayanarak istiyorsunuz? Benim size alma gibi bir sorumluluğum yoktu, zorunluluğum yoktu. Veya bir doktor, dahiliye profesörü kendisine gelen kalp krizine müdahale etti. Bir yandan itibaren ne başlıyor hukukta? Üstlenme sorumluluğu dediğimiz. Yani siz bu durumu üstlenmekle beraber hukuki sonuçlarını tamamını da baştan itibaren kabul etmiş oluyorsunuz. Tabii bu konunun çok boyutu var. Biraz önce Şebnem Hanım Oxford'daki araştırmadan bahsetti. Ben size İsviçre'nin İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Türkiye'yle ilgili yaptığı bir çalışmadan bahsedeyim. 2020 yılındaki tüm trend topiklerin yarısı sahte. Türkiye için yapılmış bir araştırma. Mesela bu rapor okumanızı isterdim. Çok ilginç bir araştırma. Su yerler def olsun, tamamen fake. Yani bunu bilimsel olarak algoritma üzerinden açıklıyorlar. Şimdi bu çağın, her çağın bir yalanı var. Biraz önce Ramses'in bir yalanından bahsettim, bir masalından bahsettim. Bu çağın da masalı bence internetin anonimleştiği bir masalı. İnternet anonim deniliyor. Aslında internet anonim falan değil. İnternet belli bir odakta insanların yatkınlıklarının ölçüldüğü veya tırnak içerisinde belirteyim, yeni dünyanın kamu düzeninin ihlas edilmek için bir ihraç aracı olarak kullanıldığı mecra. Nasıl kuruyorlar bunu? Çok basit bir şekilde kuruyorlar. Bir içinde bazı şeyler söyleme, bazı şeyleri de söylersek cezalandırma yükümlülüğü getirerek bu konuyla ilgili kamu düzeni ihlas ediyor. Peki bu neye en fazla zarar veriyor? Ulus devletleri egemenlik hakkının bir parçası olan yargılama yetkisine zarar veriyor. Bu konuyla ilgili üzerinde çalışılması gereken bir durum. Şimdi ben bana verilen başlık üzerinden gideyim ama bir meslektaşımızın bir araştırmada yaptığı ve aslında bugün de anlatacaklarımızın özeti taşıyan bir konuşması var, bir anket çalışması var. Ankette şöyle diyor arkadaşınız. Bugün herhangi bir adliyeye beyanname ve gazete kurabiliyor. Türkiye'deki gazeteciliğin en büyük sorunu bu aslında. Ya da gidip internet sitesi kuruyor, bildirme bile gerek yok. Kişinin eğitimine, medya bilgisine soran da yok araştırmada. Ama adı gazeteci, medya mensubu. Böylece bu kişiler gazetecilik mesleğini itibarsızlaştırdılar. Bugün künyesi olmayan, kimin çıkardığı belli olmayan bir sürü haber sitesi var. Bugün bu haber siteleri sana iftira attığında senin ona karşı dava açma ihtimalin yok. Çünkü sitenin kimin olduğunu bilmiyorsun. Şimdi burada bir bakış açısı farklılığı üzerinden meseleye bir boyut getirmek istiyorum ben. Şimdi biz yeni çıkacak yasaya çok ümit bağlıyoruz. Yeni çıkacak yasa Süleyman Başkanımız deyimiyle bir sıfırdan bir yıl kuralına göre gerçekten önemli. Ama yasa yetmez. Yani bu medya dediğimiz alan, özellikle sosyal medyanın da bu işin içerisine girmesiyle beraber siz farkına varmasanız da uluslararası bir boyut kazanmış durumda. Uluslararası boyutta da şöyle bir baskıyla bizi kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. O da ne? İşte siz sansürcü bir düzenleme getiriyorsunuz. Sansür ile ilgili bir düzenleme getiriyor. Bunun çeşitli devletlerde aparatları var. Bizim devletimiz için de kullanılabilecek aparatlar var. Bütün sürece dahil olması gibi teknolojiler kurumu, SSM ve işte Orhan Bey'in kurduğu itibar enstitüsü gibi. Ama onlar tamamen bir sivil yapıyla denetlenmesi veya sivil yapı boyutunda ortaya konulması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bizim isteyelim veya istemeyelim internet konusunda ikna etmek zorunda kaldığımız bir uluslararası kamuoyu var. Yani bu kamuoyu doğru düşünüyor, yanlış düşünüyor tartışmasından uzak. Yani birebir oturduğumuzda ikna edebiliriz ama bir kamuoyu baskısı geldiğinde ikna etmemiz güç bir uluslararası kamuoyu boyutu var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Burada temel bir ayrım var. İşte biraz önce yasayla ilgili biz kendi özlük haklarımız üzerinden bunun tanıtımını yapıyoruz. Dolayısıyla biz kendimizle ilgili bir şey istiyoruz. Aslında bunu bir makas ortaya atarak, bir farklı bir boyut getirerek, aslında bunu toplum içinde istediğimizi izah ederek daha ciddi bir kamuoyu oluşturabiliriz. O da şu,
Adama hakaret edildiği zaman bu kişi hakkını aramak istiyor mu? Evet, istiyor. Bunu herkes istiyor. Bunu siz de istiyorsunuz. Gazeteci olarak gazeteci olmayan birisi de istiyor. Siyasetçi de istiyor. İş adamı da istiyor. Bence bizim bu konuyla ilgili, yerel medyayla ilgili temel korkumuzu bunun üzerinden kurup gündemleştirmemiz lazım. O da şu, yerel medya, elektronik medya, internet medyası dediğimiz kavramın güvenli olması veya onun bilinebilir olması, onun kayıt altında olması aslında toplumsal bir güven ve toplumsal biraz önce Hürmet Üstad'ın dediği gibi bir itibar ekosistemi oluşturabileceği durumu izah etmek gerekiyor. Biz bu konuda kanunla bunu yapabiliriz, belki kanunla bu konuyu ihdas edebiliriz ama bu sadece bizim taleplerimiz, yani bizim bir medya mensubu olarak, yerel medya veya internet medya mensubu olarak bir tanımlanma, ilerideki yerki boyutlarda da bu konuyla ilgili çıkarılacak bir yönetmelikle bunun detaylarının düzenlenmesini sağlayabilir. Buradaki en önemli sorun şu, biz şu anda hangi mevzuata tabiyiz genel açıdan? İkincisi, ikinci temel soru, temel düzenleme ihtiyaçlarımız neler? Biraz önce belirttiğim gibi, bir bu işin bize bakan tarafı var, bir de kamuoyuna bakan tarafı var. Kamuoyuna bakan tarafın Türkiye'de bu konuyla ilgili mesela sansür iddiaları var, bu dezenformasyon yasası ile ilgili. Yani yasa, size net bir şekilde söyleyeyim, birisine ceza vermemek için kurulmuş. Yani öyle bir 5 tane şartı bir araya getirmeniz lazım ki suçu işlemiş olasınız. Bunun bir araya getirilmesi mümkün değil yani. Böyle bir sistem getirmiştim. Biz bunu izah edemiyoruz ama sansür iddiasıyla ilgili ortada kalıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'deki bu konuyla ilgili, mevzuat değişikliği uygulamaya nasıl yansıyacak? Bence en büyük problemimiz o. Çünkü hakim bilmiyor bunu. Yani hocam biraz önce şeyden bahsetti, bilişim savcılarından bahsetti. Yani ben çok net söyleyeyim, bilmiyorlar. Yani bu bilmemelerde de ben bir eleştiri bağlamında söylemiyorum. Biz işimizi yapamıyoruz anlamında. İnternet mahkemeleri mi artık buna deriz? İnternet savcılığı mı deriz? Bunun bir kere ihtisaslaşması lazım. Bu da o kanunda vardı. Niye böyle bir geriye atma oldu onu da bilmiyorum. Ama mevzuat anlamında gelecek düzenlemenin bir düzenleme sağlayabileceği konusunda hepimiz ittifak edelim. Ama bunu işte yalan haber manşeti üzerinden, mottosu üzerinden tartışıyoruz. Oysa şuradan tartışmamız gerekir, şuradan konuşmamız gerekir. İnternet medyasında artık bilinemeyen alan kalmayacak. Tek bir konu kalacak sosyal medya ve sosyal medya dediğimiz alan da zaten uluslararası boyut taşıyan husus. Son olarak sosyal medya alanına nasıl bakmak gerekiyor? Bu da bizim en büyük imtihanlarımızdan birisi olacak. Yani biz sosyal medyayı nasıl kullanacağız? Şimdi bir yerel haber sitesinin iki boyutu var. Bir yazar çalışıyorsa ve bir yazar varsa orada bir yer sağlayıcı olarak pozisyon alıyor. Ama kendisi bir içerik üretmişse içerik sağlayıcı olarak alıyor. Aynısını sosyal medyada kullanırsa sosyal medya hukukuna, toplu kurallarına tabi oluyor. Geçenlerde Yeni Şafak'ın yaşadığı bir mesele. Ne yaşadı? Aynı şeyi gazetede bastığı hiçbir sorun yok. Ama onu YouTube kanalına gönderdiği andan itibaren konuyla ilgili YouTube devreye girdi. Şimdi bir de sizin böyle bir kotasyonunuz var. Bunu nasıl aşacağız? Bu da ciddi anlamda önemli. Bu sosyal medya şirketlerinin bize gelebileceği en önemli noktalardan birisi ekonomik durum. Yani siz onları devlet olarak ekonomik boyuttan sıkıştırmasanız hiçbir şekilde bunlar masaya oturmaz. Kamu teklifinde o da vardı. Ne yapıyordu? Devlet şunu yapmıştı. Onlara reklam almayı yasaklayamıyordu ama yasakladığı platformlara reklam vermeyi yasaklıyordu. Yeni düzenlemede böyle bir çalışma var. WhatsApp, Telegram gibi şey diyorlar bunlar, üst kullanıcı mı, OOT diyorlar buna. Yani bunların da mevzuat kapsamına alınması lazımdı. Bu da yeni yasada vardı. Şimdi onu bekliyoruz Ekim ayında. Ama bu yasa yeterli mi? Bence bu yasa yeterli değil. Biz burada kendimizin bir cevap düzeltme hakkını kendimizin timbir olarak veya timbir bileşenler olarak cevap düzeltme hakkına sahip veya bu konularla ilgili uyuşmazlığı kendi içimizde çözebileceğimiz tahkim masaları. Yani bir kişi dava açmadan önce bizim üyemiz olan bir haber sitesiyle ilgili önce bize başvursun. Bunu bütün haber siteleri de istesin. Ve biz bu örnekliği insanlara gösterelim. Ve diyelim ki biz bu konuyla ilgili kendi aramızda bir cevap hakkı veya düzeltme hakkı veya buna benzer bir kişinin haber içeriğine ilişkin itirazını siteyle
bu konuyla ilgili talepte bulunan arasında bir aracı konumunda da çözebilecek pozisyondayız. Bunlar bize neyi getirir? Bunlar bize ileride kamu otoritesinde, uluslararası kamuoyunu da ikna edebilecek örneklik getirir. Bence Türkiye'de yerel medya konusundaki en büyük zaaf noktası örneklik noktasında bir eksikliği olmasıdır. Ben son olarak sözlerime, 15 dakika dedi sözlerime son verirken şunu belirtmek istiyorum. Bir kere şeyin biricikleştirilmesi diye bir şey var artık. Yalan haber, intihar. En fazla intihar haberden sıkıntı yaşıyorsunuz. NFT dediğimiz bir mekanizma var artık. Yani kendi haberinizi sizin bir şekilde kayıt altına almanız mümkün ve bundan sonra işte bu haberin şöyle içeriği değişti, şöyle bu bağlamda değişti gibi bir itiraz geldiğinde bunu mahkemelerinde ispat etmeniz kolaylaşıyor. NFT'nin NFT konusunda yargıtayında kararları var. Akıllı sözleşmelerin artık kullanmanız gerekiyor. Yani siz birisiyle bir yazarlık sözleşmesi yapıyorsunuz. Ya öbür gün yazar sizinle ilgili problem yaşıyor veya siz onun içeriğini kullanmak istiyorsunuz. Veya en basitinden söyleyeyim, bir YouTube kanalınız var ve o kanalda içerik üretiyorsunuz. Ya öbür gün telif hakkı ile ilgili gündeme gelebilirsiniz. Bunun için akıllı sözleşmelere başvurmanızı öneriyorum. Ben yani kişi yayından önce bu sözleşmeyi imzalasın ve size bütün telif haklarını devretsin. KVKK ile ilgili problemler var. Basın konusunda basının mesela bir arkadaşımız yararlanıyor 132'den kişisel verileri ele geçirme. Ya Facebook'ta bir fotoğrafı paylaşmış. Bu KVKK suçu olabilir mi, olamaz mı? Birçok fotoğraf geliyor size, birçok veri paylaşıyorsunuz. Bu konuyla da ilgili ceza kanununa bir düzenlemeye ihtiyaç var. Basın özgürlüğü konusu iştahına bırakılmış. Netleştirmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Bir de sosyal medyanın şeffaflaşması için biz önce olabiliriz. Türkiye'de şu şikayet var, herkes sahte hesapla giriyor. Peki gerçek hesapla girecek bir sosyal medya platformu niye düşünülmüyor? Bu konuyla ilgili de bir çalışma başlatılardı. İnternet veya çetin birin tahkim ve uzlaşma mekanizması ve cevap özelliğine birbirinde bahsettim. Benim özellikle söyleyeceklerim bunlar, sorular olursa cevaplar. Teşekkür ediyorum. Sayın Altık Parmak. Yani çok önemli konular değiniz. Hepsi ayrı ayrı bir konu başlığı, hepsinde ayrı ayrı değerlendirmesi gereken konular. Burada benim dikkatimi çeken önemli hususlardan birisi de künyesi ve kimliği belli olmayan. Yani en büyük sorunumuz bu zaten. Yani niye künyesi ve kimliği belli olan kişi her istediğini her şekilde toplumla paylaşamaz. Tabii biz burada işsel ve görsel yönüyle yani medyanın televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayıncılık yönüyle yetkilendirildik mevzuatımızda. Biz bununla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Yani bizim önemsememizdeki en büyük konu da bu. Çünkü kayıt altında olan yayıncı bizim mevzuatımızdaki kurallarımıza uymaz. Yani biraz önce Aydın Bey de bahsetti. Uluslararası birçok kuruluş Türkiye'de şu anda temsilci değil, şirket kurdular. Yani genel müdür atadılar, şirket kurdular, ofis tuttular, içerik üretilmesi için ayrı şirket kuranlar. Yani burada bu Türkiye'de üretilen içerikler uluslararası mecrada birçok bu isteğe bağlı yayıncılık hizmeti kapsamında aynı anda yayına çıkabiliyor. Yani ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dolayısıyla kurdukları şirket bizim kanunlarımıza göre vergisini veriyor. Rütbe yükümlülüklerini yerine getiriyor. Onun dışında rütük mevzuatına uygun olmayan içerikleriyle ilgili de müeyyidelerine boyun eğiyor. Yani buradaki en önemli konu bu kimliği ve kaynağı belli. Kayıt altına alınmak en önemli hususlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu sadece işsel görsel medya değil, yazılı medya olarak yani özellikle internet haber sitelerinde bu yönelik ele alması gerektiği mevzuatlarda bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiği özet olarak önümüze geliyor. Şimdi genel soruların cevaplanması ve son sözlerini almak üzere konuşmacılarımıza kısa bir söz vereceğim. Ondan sonra da oturumumuzu sonlandıracağız inşallah. Aydın Bey, biraz size bir soru geldi. Teşekkür ediyorum hocam. Bir tane soru var. Bir URL'nin TV yayıncısı olabilmesi için sürekli yayın yapıyor olması mı gerekiyor? Arada yayın yaptığı takdirde lisansına gerektirmez mi diye.
Şimdi TV ya da radyo yayıncısı diye yani yayın hizmeti sunduğunun kabul edilebilmesi için yasada işte bir takım şartlar öngörülmüş. Bunlardan birincisi, yani bireysel iletişimse eğer, bireysel iletişim kapsamına giren yayınlar kesinlikle lisans almayı gerektiren yani bir durum kategorisine girmiyor. Bu yapılan yayınların öncelikle bir editoryal sorumluluk dahilinde yapılması, belli bir yayın akış çizelgesine göre yürütülmesi, sistematik, düzenli ve kurumsal olarak yürütülüyor olması halinde bunun yayın hizmeti olduğunu ve radyo ya da TV ise ona göre lisans alması gerektiği konusunda bu dediğim gibi bunun bir uzmanlarımız tarafından özellikle detaylı bir şekilde incelemeden geçtikten sonra bu o kategoriye giren bir yayınsa o şekilde lisans alması gerektiği yönde eğer böyle bir yani bir görüş ortaya çıkarsa dediğim gibi lisans alınması gerektiği yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Şebnem Hanım, size bir soru geldi. Evet, başkanım. Şimdi Ayhan Teletar, Rize'den sevgili meslektaşım. Böyle biraz da gülümseten bir yorumla sormuş. Milletimizden iki kişiden biri yalan yazıyor, algı operasyonları yapıyor. Millet olarak yalan haberleri kitabını yazmamızın nedenleri nelerdir? Biz yalanı seven millet mi oluyoruz demişsiniz. Tabii yani bunu şaka yaptığınızı düşünerek şey yapıyor. Bu şimdi benim söylediğim Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırma 37 ülke genelinde yapılan bir araştırma. Ve her 100 haberin ulaştığı kişilerin ne kadar yalan olduğuyla ilgili ama bu sosyal medya olarak söylüyorum. Ve bunu da haber olarak değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bu haberi ya da bu yalanı yayanlar ya da ortaya atanların hepsi gazeteci değil zaten. Yani kötü niyetli, işte manipüle etmek, yani toplumu her anlamda huzursuz etmek, bölmek vesaireyle ilgili ki biraz önce Sayın Avukatımız da benzer bir örnekten örnek verdiler İsviçre'de değil mi? Yanılmıyorum. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre de dünya genelindeki trend topic dediğimiz TT'lerin %50'sinin yalan olduğu, doğru olmadığı yönünde 2020 yılıydı galiba değil mi? Yanılmıyorum. Bir sonuç çıkmış. Yani bu şöyle bir şey. Ben bir başka örnek daha verdim. Hani yalan haberin yayılma hızı ya da rağbet görme hızı 6 kat daha fazla bir normal haberden. Hani bu biraz şuna da benziyor. İşte köpeğin insanı ısırması haber değil de işte insanın köpeğin ısırması habere kadar. Yani işin biraz da bizim terminolojimizdeki şehvet kısmının altını çizmeye de çalıştım. İnsanların ilgisini çekebilecek ya da ekstrem diyebileceğimiz, hani herkesi kötü niyet tarafına da koymak istemiyorum. Bu anlamda yani bunun tabii ki yalanı sevmekle ilgisi yok. Bir, bu kişisel kurumları hedef alan, siyaseti hedef alan kötü niyetle bu işi yani itibarsızlaştırmayı hedef edinen kişi ve kurumların olması. İki, biraz önce de söyledim, terör örgütlerinin bu alanı kendi propagandalarının aracı olarak kullanması. Bu da çok önemli bir gerekçe olarak ortaya çıkıyor. Yani illaki bir hedef, bir amaç var ama bu hani yalanı sevme gibi bir tabii basite indirgenecek bir şey değil. Ve sadece Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla değil, ben Türkiye'de istisnasız 81 milyon dedim ama 83 milyon dedim ama dünyada da artık kaç milyar oldu? Herhalde o kadar milyar insanın da sorunu haline gelen bir konuda maalesef tabii ki böyle bir mecra, haberin ve bilginin bu kadar hızla yayılabildiği bir mecra en kolay kullanılacak aparat maalesef. O anlamda kötü niyetle kullanılan bir aparat olarak bu konuda dikkatinizi çekmek istedim. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz Şebnem Hanım. Orhan Bey, son sözlerinizi alabiliriz. Ben teknolojinin getirdiği fırsatları iyi okuyup basının buradan pay almasını ümit ediyorum. Çünkü Türk medyası az önce anlattığım dönüşüm sürecini teknolojiyle milli bir hale getiriyor. Buna inanıyorum ben. O açıdan teknolojinin sosyal medya olabilir, haber portalı tarafı olabilir veya yeni çıkacak mecralar tarafında yakından takip edilir. O fırsatlardan yararlanırsa Anadolu insanının ilk özellikle söz sahibi, hak sahibi olduğu da tescillenmiş olur. Diğer türlü şu an en büyük riskimiz mevcut platformlar, mevcut altyapılar tamamen dışa bağımlı. Dış platformlar üzerinde bir şeyler yapıyoruz. Buna YouTube dahil. Yani dünyanın en iyi içeriğini de üretseniz sonuçta mecra dışarının elinde bizim yerli bildiği mecralara ihtiyacımız var. Bu mecraları üretmek için de işbirliğine ihtiyaç var. Onun için birbirimizi karalayıp götüreyip itibarsızlaştırıp bu döngü üzerinde ülke hayal etmek yerine acilen bundan çıkıp toplumun, bireylerin, kurumların itibarlı olduğu bir ülke hayal etmemiz lazım. Bu hayalin öncülüğünü Sayın Cumhurbaşkanımız gayet güzel yapıyor. Ben bunu görüyorum. Yani size anlattığım 95 yılındaki süreçle bugün gelinen internet kullanım oranı veya teknoloji yatırımlarını gördükçe bizlerin bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Burada en büyük iş basına düşüyor, sizlere düşüyor. Ben de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Cüneyt Bey, son sözlerinizi alalım. Bir adım sonrası geliyor. Yani biz şimdi internet medyasını konuşuyoruz ama biz dünyayı, yeni dünyayı uzayda ararken internette bulduk. Metaverse dediğimiz bir kavram. Gündemimizin bir kısmının artık bu olması gerekiyor. Yani bir kişinin artık gerçek düzen kişiliğin dışında bir sanal kişiliği olacak. Yani bu haber kaynağı olma adına, yerelin haber kaynağı olmasının yanında haberin okuyucusunun uluslararası olduğu bir yeni dünya veya yeni bir kurgu geliyor. Şimdiden de gündemleştirmek gerekiyor. Yani internet medyasının sorunları şu andaki en önemli problemimiz gibi gözüküyor ama Metaverse'le birlikte yani internetin yeni dünyasının ortaya sağlam biçimde çıkmasıyla beraber şimdiden tartışmasak daha büyük hukuki sorunlarla karşılaşacağımızı veya hukuki altyapı eksiklikleriyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yani bizim internet yasasındaki bağlı yönetmelikleri değiştirirken de bu refleksle hareket ediyoruz. Biz değiştiriyoruz ama bir yıl sonra bu eskiyor. Demek ki daha temel konular üzerinden ve daha böyle kanunun da olduğu, içerisinde sivil yapılanmanın da olduğu kurumlar üzerinden bir idare edici disiplini ortaya koymamız gerekiyor ki bu konuyla ilgili biz çağı yakalayabilelim. Aksi halde hukuk bu gelişme hızıyla beraber hep internetin geldiği noktanın bir adım veya iki adım gerisinde ve sorun olduktan sonra müdahil olabilecek durumda. Bence kamuoyunu da ikna edebilecek, uluslararası kamuoyunu da ikna edebilecek yeni bir yapı üzerinden bu internet meselesini düşünmek gerekiyor. Sosyal medyada bir soru gelmiş, onu da okuyayım. Sosyal medyada hesap açma, TC kimlik numarası yapılsa sahte hesapların önüne geçilebilir mi? Ülkemizde uygulama mümkün olabilir. Yani teknik olarak mümkün, Afrika'dan sormuş Veysel Bey. Teknik olarak mümkün ama bu doğru mu? Yani ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi şahsen söyleyeyim. Bir mecra kurarız biz, yeni bir mecramız olur bizim. Orada gerçekten kendi kendisini bilen insanların olduğu ve kimlik numarasıyla girdiği bir mecra olabilir. Yani biz sosyal medyanın hızıyla bu şekilde mücadele edemeyiz. Bu mücadele palyatif kalıp bir müddet sonra bunu da çözerler. Çünkü algoritma dediğimiz şey veya o yazılım dediğimiz şeyin temel mekanizması sosyal medya şirketlerine elinde. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey. Şimdi programın sonuna doğru sorular akmaya başladı. En fazla da Rütü'ye geliyor. Her zamanki gibi. Şimdi ben Rütü'yle ilgili birkaç soruyu cevaplayacağım. Aydın Bey'de de birkaç tane var ama hızlıca cevaplamak istiyorum. Süremizin sonuna geldik aşağı yukarı. İnternet medyası temsilcilerinin konuşup sorunları aktaracağı, önerilerde bulunacağı, Rütü yetkililerini de dinleyip çözümler üretmeye çalışacağı bir toplantı düzenlemeyi düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş. Yine benzer bir soru.
internet yayın lisansı veya internet yayın teknolojileri kadar iyi bir haber, iyi bir video, iyi bir içerik üretilmesi için editör kursları, içerik üretim kursları, Timbir ve İMEF ortaklığında yapmanızı bekliyorum diye bir öneri gelmiş. Tabii biz sosyal medyamızın sosyal yönleriyle bu kuruluşlara itibar ediyoruz. Zaten itibar ettiğimiz için buradayız. Yani İMEF'de Timbir'le böyle bir organizasyon yaptık. Yine bunları değerlendiririz. Günün şartlarına göre yaparız. Ayrıca geçmişte de yapılmış, bu pandemi dolayısıyla ara verilmiş. Anadolu'da bazı şehirlerde yine bir buluşmalar yapacağız. Önümüzdeki günlerde planlıyoruz. Daha henüz netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla yerelde ziyaretlerimiz olacak yani Anadolu'da. Onları planlamaya çalışacağız. Bu çalışmalarımız devam edecek. Yine bir sorumluluk olarak bugün için sosyal mecra düzenleme yapmaya geç kalmamız diye bir soru var. Sosyal medya dışarıdan kontrol ediliyor. Bütün bir düzenlemeyle sosyal medyayı kontrol etmeye gücü yeter mi diye. Şimdi yanlış bir algı var değerli katılımcılar. Sosyal medya rütün alanında değil. Yani rütük sosyal medyanın kontrolünü elinde tutan bir kurum değil. Rütük, biraz önce de bahsettim. İşitsel ve görsel medya diye tanımladığımız, yani bizim işte bir editöryel sorumluluk altında bir katalog içerisinde yayın yapan kuruluşlara biz sorumluluğumuz var. Yani sosyal medyadan yayıncı kimliğinde bazı şeyler çıkıyor ne yazık ki. Bunlarla ilgili bir çalışma yürütülüyor ama bizim önceliğimiz sosyal medya değil. Bizimki internet yayıncılığı. Yani internet yayıncılarıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Tabi bu mevcut düzenlemelerde sosyal medya ile ilgili bir şeyler düzenleniyor ama bize verilirse ona göre değerlendirilir. Şu anda bizim rütbemiz sosyal medya üzerinde etkinliği ne yazık ki kısıtlı. Hatta şöyle bir soru gelmiş. İnternet medyasının şekillenmesi konusunda sorumluluğun bilincinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz diyor rütük için. Aynı hassasiyette isim değişikliği yaparak rütük olur mu diye bir öneri gelmiş. Tabii bu bizim yetkimizde değil. Malum yasama yetkisi bizde değil. Tabii görev verilirse yaparız ama şu anda bizim radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar dışında bir görevimiz bulunmuyor. Aydın Bey'in sizce soruların cevaplaması için bir süre vereceğim. Bazı cevaplayamadığımız sorular da oldu. Hatta Orhan Bey'e bir soru geldi. Gerekirse oturum sonunda direkt olarak kendisiyle görüşülebilir. Aydın Bey hızlı bir şekilde cevap edeceğim. İnternet TV yayınlarına lisans geleneğiyle ilgili bir soru geldi. Bir sınırlama olacak mı? Burada bahsedilen sınırlama herhalde indirim anlamında mı? Ben de öyle anladım. Şimdi lisans bedellerini anlatırken ifade ettim. Şu anda normalde zaten ilk yasa çıktığında ve akabinde yönetmelik çıktığında mevcuttaki uydu kablo lisansların dörtte biri oranında zaten lisans ücreti alınıyor. Onu söyleyeyim. Bu yasayla belirlenmiş olan bir rakam her yıl yeniden değerleme oranında sadece artırılıyor. Artı şeyi söyleyeyim. Yani işte şu anda TV için müşteri söylemiyorum. 180 bin lira. Radyolar için bunun 18 bin lira civarında ve bunu 10 yılda aslında ödeme imkanı tanımış. 10 yılda yani 10 eşit taksitle bir işte ücret taksit peşin ödemek şartıyla ödeme imkanı tanıdığı için yani ben genel anlamda bunu çok yani cazip buldum ve çok da böyle bir şikayete gelmedim bugüne kadar. Bu soruyu bu şekilde cevaplandırmış olayım. Kuralları Avrupa'da Türkçe yayın yapan internet medyasında kapsıyor mu? Şimdi buna benzer bir soru daha vardı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde özellikle uluslararası anlaşmalara, uluslararası anlaşmalarda ülkemize yönelik ihlal edici boyutta, ülkemizin haklarını ihlal edici boyutta bir yayın yapılması, yine hakeza 612 sayılı yasaya belirlenen şartlara aykırı bir yayın yapılması halinde ayrıca Türkçe yayın, yani bu farklı bir kategori. Ayrıca Türkçe yayın yapması, Türklere yönelik Türkçe yayın yapması ya da Türkçe yapmasa bile Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer vermesi halinde bu lisans alması
gereken bir kuruluş haline geldiği için biz o süreçte yaptığı tespitle birlikte eğer böyle bir durum varsa ilgili işte internet sitesine lisans almanız gerektiği yönünde bunu ifade ediyoruz. Nitekim ismi lazım değil, geçen günlerde bir uluslararası biliyorsunuz bir internet sitesinin hatta 3 tanesinin böyle bir konusu gündeme geldi. Bir tanesi internet sitesine lisans almanız gerekiyor. Bu şekilde işte Türkçe bir sitede katalog halinde yapılan yayınları olduğu için biz mesela bununla ilgili süreç bir kurumumuzun aldığı karar çerçevesinde yürüttük. Bunlardan bir tanesi olay hırlığı giderdi. Lisans alması gerekmedi ama bir tanesi ısrarla hayır benim lisans almamı gerektiren bir durum yok dedi. Biraz da böyle işin doğrusu biraz böyle bir aba altından sopa göstereceksin ama hani yeri gelmişken söyleyeyim. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasası kanunlarıyla hiçbir şekilde hiçbir kuruluşa boyun eğecek bir ülke değil. Yani buranın kuralları var, bu kurallara herkes tabi olacak. Uluslararası olmanız bir şey ifade etmez. Siz de bu kurallara uymak zorundasınız. Eğer böyle bir yayın yapıyorsanız bizim belirlediğimiz anayasada, yasada belirlenen şartları, şartlar dahil de yayın yapıyorsanız. Bu herkes için geçerli olan, yani bir ayrıcalık tanınacak bir konu değil. Facebook üzerinden işte yapılan canlı yayınlarla ilgili bir soru var. Bunların lisans alması gerekir mi? Ben ilk soruda da cevap verdim. Bireysel iletişim eğer kapsamında değilse, yayın akış çizelgesi dahilinde düzenli yayın yapan bir mecra ise, bir site ise, hakeza entegral sorumluluk dahilinde yürütülüğü çok netse kurumsal anlamda, biz lisans alması gerektiği konusunda uzmanlarımızın, bu çünkü biraz da teknik bir konu, yani bir cümleyi belki geçtirme de doğru değil, uzmanlarımızın eline koyuna detaylı incelemesi sonucunda evet bunun yani bu bir yayıncı, bir yayın hizmeti veriyor şeklinde bir kanaat oluştuktan sonra lisanslama sürecini başlatıyoruz. Bu kadar başkanım. Teşekkür ederim. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Oturumuz burada sona erdi. Öğleden sonra Hacı Bayram Bey Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar Hocamızın yöneteceği oturumda internet haberciliğinde problemler ve çözüm önerileri konularına değinilecek. Teşekkür ediyoruz. Ben biraz sunucunun görevini aldım gibi oldu ama buyurun. Evet, estağfurullah. Biraz açalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve plaketlerimiz var. Plaketlerimizin takdiminden sonrasında da hemen aşağı katta öğle yemeğe başlıyor. Sevgili konuklarımız. Önce Orhan Özdemir'e plaketi takdim etmek üzere eski milletvekili Sayın Rıfat Sarı'yı davet ediyorum. Bakanlar temsilcisi. Rıfat Sait. Kamera. Başkan şöyle gelir misiniz? Kamera sen yerinde dur. Kamera sen. Ve Aydın Demir'e plaketini takdim etmek üzere İsmail Kahraman'ı davet ediyorum. Kocaeli temsilcisi. Birader. Evet. İsmail Kahraman var mı? Sayın Süleyman Basa sizi davet edelim İsmail Kahraman yok. Sayın Aydın Demir'e plaketi takdim etmesi için buyurun plaketi alalım. Ve bu arada sonunda da plaket verenlerle de birlikte de beraber topluca bir fotoğraf rica ediyorum. Sayın Şebnem Bursalı'ya da plaketi Semra Aman Akküre takdim edeceğim Balıkesir temsilcisi. Ve Sayın Orhan Samas'ın plaketi Edirne temsilcisi Sayın Dimet Kaya takdim edecek. Sayın Kıymet Kaya burada mı bilmiyorum.
Geliyor mu? Kıymet Kaya. Öyle mi? Kevser Hanım. Kevser Hanım takdim edecek. Affedersiniz, ben herkesin ismini ve yüzünü bilemediğim için. Buyurun. Elimdeki nottan hareket ediyorum normal olarak. Ve Sayın Cüneyt altı parmağım de. Ve topluca da plaketi takdim edenlerle birlikte dolu bir fotoğraf rica edelim. Evet Rıfat Bey, takdim edenler. Herkes Kevser Hanım. Evet Sebra Hanım. Herkesi davet edelim, bütün plaketi takdim edenler. Sayın Süleyman Basan, sizi de alalım lütfen. Ve bütün başkan vekilimizi de davet ediyoruz, Orhan Bey'i. Ve İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Zakir Afşar'ı. Sayın hocam sonradan katıldığı için sonradan gördüm. Evet, böylelikle son toplu fotoğraf çekiminin ardından aşağı katta öğle yemeğine geçebilirsiniz. Ardından saat 13.30'da da günün ikinci ve son oturumu başlayacak. Görüşmek üzere, afiyet olsun. Çok teşekkürler.